Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asay-ı Musa adlı eserin ikinci kısmından münacat dersini yapıyorduk. Uzunca bir derstir bu. Kainatın bütün mevcudatından, gökler aleminden, yer küreden, atmosferden, denizlerden, dağlardan misaller getirerek bu kainatı yaratan ve yöneten Allah'ın hem varlık hem birliğini dua üslubu içerisinde ispatlayan Bediüzzaman Hazretleri dün akşam kaldığımız yerden bakalım daha neler söyleyecek bu dersinde birlikte dinlemeye bakalım. Hem nasıl ki insan ile beraber hayvanatın, zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin enva türleri, muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musahariyetle ve en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetin emirleri intizamlı cereyanlarıyla o rububiyetinin derece-i haşmetine Allah'ın kainatı sevk ve idaresindeki muhteşem kusursuzluğuna ve gayet çoklukla beraber, gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber, gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber, gayet kolay yapılışlarıyla kudretinin derece-i azametine delalet ettikleri gibi. Şarktan garba, doğudan batıya, şimalden cenuba, kuzeyden güneye kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar, en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz vüsatine, genişliğine ve her biri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak, zemin yüzü her baharda güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden taht-ı silaha, silah altına alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'i şehade ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nüshası ve bir misalli musavvarası hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik ince bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız, seyifsiz, noksansız yapılmalarıyla ilminin her şeye ihatasına kuşattığına ve hikmetinin her şeye şumurüne adetlerince şehadetler ederler. Öyle de her biri birer mucize-i sanat harikası ve birer harikayı hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla çok sevdiğin ve teşhirini istediğinin sanat-ı Rabbaniye'nin kemali hüsnüne, gayet güzelliğine ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi hususen yavrular gayet nazlı, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzuların tatmini cihetiyle senin inayetinin hususi yardımının gayet şirin cemaline, güzelliğine hadsiz işaretler ederler. Ey Rahman-ı Rahim, ey Sadıkul Vatil Emin, ey Maliki Yevmiddin, senin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap, en seçkin neticesi hayattır ve hayatın en müntehap seçilmiş hülasası ruhtur ve zî ruhun, ruh sahiplerinin en müntehap, en seçkin kısmı zî şuurdur ve zî şuurun, şuur sahiplerinin en camii, en kabiliyetlisi, en donanımlısı insandır. Ve bütün kainat ise
hayata musahhardır, hayata hizmetkar edilmiştir ve onun için çalışıyor. Ve zihayatlar, hayat sahipleri zihruhlara musahhardır. Onlar için dünyaya gönderiliyorlar ve zihruhlar, bütün ruh sahipleri insanlara musahhardır, hizmet edilmiştir. Onlara, yani insanlara yardım ediyorlar, insan dışındaki diğer bütün canlılar. Ve insanlar fıtraten yaratılıştan Halik'ini, yaratıcısını pek ciddi severler. Ve Halikleri, yaratıcıları, yani Allah-u Zülcelal onları hem sever hem kendini onları her vesileyle sevdirir. Ve insanın istidadı ve cihazatı maneviyesi, bütün duyguları başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor. Ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka, ebediyet istiyor. Ve lisanı, dili hadsiz dualarıyla beka için, ebedi hayat için Halikine, yaratıcısına yalvarıyor. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavet, düşmanlık duygusuyla gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mes'udane yaşaması hikmetiyle bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insanı tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynısı olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Yani insan, Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma-i hüsnasını yansıtacak en mükemmel bir ayna olarak yaratıldığına göre, insanoğlu kıyametten sonra tekrar yaratılarak, diriltilerek Allah'ın bin bir esma-i hüsnasının tecellilerine ebedi bir diyarda ebedi olarak mazhar olmaya, aynalık yapmaya devam edecekler. Bu lazım gelen bir hakikat. Hayvanların ruhları baki kalacağını, yani evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Ve bakinin ayini zişuru, şuurlu aynası baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymani, Süleyman peygamberin hüdhüd kuşu ve nemli, aynı zamanda karıncısı, ve Nakay-ı Salih aleyhisselam, Salih peygamberin kayadan mucize olarak çıkan, yaratılan devesi ve kelb-i ashab-ı kehf, mağaraya kapanan ashab-ı kehf denilen 7 tane delikanlının köpekleri olan kıtmir gibi bazı efradı mahsusa, özel fertler, hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan, sağlam hadislerden anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler, gerektirirler. Ey Kadir-i Kayyum, bütün zihayat, zihruh, zihşuur, yani hayat, ruh ve şuur sahipleri, senin mülkünde yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teshir ve fıtri vasfelerle tavzif edilmiş, vasfelendirilmişler. Ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten insanın zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahhar olmuşlar. Boyun eğdirilmiş, hizmetkar kılmışlar insanların aczinden dolayı. Ve lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile sanilerini, sanatkarlarını ve mabutlarını kusurdan, şerikten takdis ve nimetlerini şükür ve hamd ederek her biri ibadeti mahsusasını
yapıyorlar Allah'ın yarattığı bütün varlıklar alemi teker teker Allah'a yaratılış maksadına uygun özel ibadetlerini arz ediyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş olan Zat-ı Akdes, bütün zîruhların tesbihatıyla seni takdis edip, niyet edip, Sübhaneke ya men ceale minel mâi kulli şeyin hay diyorum. Yani seni her türlü kusur ve noksandan tenzih ederim. Ey su ile her şeyi canlandıran Zat-ı Akdes. Yani bu Enbiya suresinin 30. ayetinden iktibasla yapılan bir dua makamında oluyor. Ya Rabbel Alemin, Ya İlahel Evvelin vel Ahirin, Ya Rabbe Semavati vel Aradin, Ey göklerin ve yerin Rabbi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki, nasıl sema, feza, arz, ber ve bahr, denizler ve karalar, şecer ve nebat ve hayvan, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, efradıyla, eczasıyla, zerratıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın hülasası olan zihayat, hayat sahipleri ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asfiyanın yani peygamberlerin, evliyaların, büyük İslam alimlerinin hülasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahedat ve keşfiyat ve ilhamat ve istihracatıyla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetli bir katiyetle senin vücuduna, varlığının zaruretine ve senin vahdaniyet ve ehadiyetine, birliğine şehadet edip şahitlik yapıp enbiyalar, evliyalar, asfiyalar hepsi birden şahitlik yapıp ihbar ediyor, haber veriyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini bürhanlarıyla haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde perde-i gaybda ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka, doğru ilhamlar ve hakkal yakin suretinde sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnâ'nı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacib-ül vücudun envarını, nurlarını aynel yakinle müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkinde bir Halik-i külli şeyin ayat-ı vücubunu, varlığının delillerini ve sıddıkın ve berahin-i vahdetini, birlik delillerini ilmel yakin ile tasdik eden, ispat eden hiçbir münevver nurlu akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfat-ı kutsiyene ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma-i hüsnana, güzel isimlerine şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın. Ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkinin imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ihbarını, verdiği haberleri tasdik eden hiçbir mucizat-ı bahirisi, açık mucizeleri ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakkı taliyesi, yüksek hakikatler ve bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hülasatü hülasası, özetinin özeti olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hiçbir ayeti tevhidi kat, yani senin birliğine yaptığı kat'i şahitlikler, deliller ve mesail-i imaniyeden, imani konulardan hiçbir meseleyi kutsiyesi yoktur ki senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma ve sıfatına, isim ve sıfatlarına şehadet etmesin ve delaleti olmasın
ve işareti bulunmasın. Kur'an baştan aşağıya Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini kainata ilan ediyor. Hem nasıl ki bütün o yüz binler muhbir-i sadıklar, doğru haber veren enbiya, evliya, asfiyalar, mucizatlarını ve keramatlarına ve hüccetlerine isnat ederek senin varlığını ve birliğini şahide ederler, öyle de her şeye muhit olan, kuşatmış olan, arş-ı azamın külliyat-ı umurunu idare eden, ta kalbin gayet gizli ve cüz'i hatıratını ve arzularını ve dualarını bilmek ve işitmek ve idare etmeye kadar cereyan eden rububiyetinin derece-i haşmetini ve gözümüz önünde hadsiz muhtelif eşyayı birden icat eden, hiçbir fiil bir fiile, bir iş bir işe mani olmadan en büyük bir şeyi en küçük bir sinek gibi kolayca yapan kudretinin derece-i azametini icma ile, ittifak ile ilan ve ihbar ve isbat ediyorlar. Hem nasıl ki bu kainatı zihruha, ruh sahiplerine, hususan insana mükemmel bir saray hükmüne getiren ve cenneti ve saadet-i ebediyeyi cin ve insanlara ihzar eden, hazırlayan ve en küçük bir zih hayatı, en küçük bir canlıyı unutmayan ve en aciz bir kalbin tatminine ve taltifine çalışan rahmetinin hadsiz genişliğini ve zerrattan, atomlardan ta seyyarata, gezegenlere kadar bütün envi mahlukatı emirlerine itaat ettiren ve tesir ve tavzif eden hakimiyetinin nihayetsiz vüsatinin genişliğini haber vererek mucizat ve hüccetleriyle ispat ederler enbiyalar. Öyle de enbiyalar gibi kainatı eczaları adedince risaleler içinde bulunan bir kitab-ı kebir, muazzam bir kitap hükmüne getiren ve levh-i mahfuzun defterleri olan İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'de bütün mevcudatın bütün sergüzeşlerini kaydedip yazan ve umum çekirdeklerde umum ağaçlarının firistelerini ve programlarını ve zihşuurun başlarında bütün kuvve-i hafızalarda sahiplerinin tarihi hayatlarını yanlışsız muntazaman yazdıran ilminin her şeye ihatasını kuşatmasına ve her bir mevcuda çok hikmetleri takan, hatta her bir ağaçta meyveleri sayısınca neticeleri verdiren ve her bir zihayatta azaları, belki eczaları ve hüceyratları adedince maslahatları takip eden, hatta insanın lisanını, dilini çok vasıflarda tavzif etmekle, vasfeli kılmakla beraber taamların, yiyeceklerin tatları adedince zevki olan mizancıklar ile teçhiz ettiren, donatan hikmet-i kutsiyenin her bir şeye şumulüne, hem bu dünyada numuneleri görülen celali ve cemali isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta, ebedler diyarında devam edeceğine ve bu fani alemde numuneleri müşahede edilen ihsanatının, ikramlarının daha şaşalı parlak bir üsrette dar-ı saadette istimrarına, devam ve bekasına ve bu dünyada onları gören müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına bir icma, bir ittifak, şehadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzler mucizat-ı bahirisine, açık mucizelerine ve ayat-ı katiasına kesin ayetlerini isnaden başlar üstüne eklem aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün ervah-ı neyire nurlu ruhların sahipleri olan enbiyalar, peygamberler ve kulub-u nuraniye, nurani kalplerin kutupları olan evliyalar ve ukul-ü münevvere, nurlu akılların erbabı olan asfiyalar, büyük İslam alimleri, bütün suhuf ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrarlı ettiğin vaatlerine
ve tehditlerine isnaden ve senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemalin gibi kutsi sıfatlarına ve şeenlerine ve izzeti celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden ve keşfiyat ve müşahedat ve ilmel yakin itikatlarıyla saadet-i ebedi cin ve inse müjdeliyorlar ve ehli dalalet için, dinsizler için cehennem bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar ve iman edip şahadet ediyorlar, şahitlik ediyorlar. Ey Kadir Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Vadıl Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal, bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını tekzip edip yalanlayıp saltanat-ı rububiyetinin kat'i muhteziyatının gereklerini ve sevdiğin ve onlar da isin tasdik ve itaatle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının, makbul kullarının hadsiz dualarını ve davalarını reddederek küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmek, yalanlamakla senin azameti kibriyana dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin, ilahlığının haysiyetine ilişen ve şefkat-ı rubbiyetini müteessir eden ehli dalalet ve ehli küfrü, inanmayanları, inkarları, inkarcıları haşrin yeniden dirilişin inkarında onları tasdik etmekten 100.000 derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin, yücesin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini tasdik ediyorum. Sübhanehu ve Teala amma yegulune uluven kebira. Yani Allah onların söylediği şeylerden pek münezzeh ve pek büyük bir yücelikte yücedir ayetini, bu mealdeki ayetini vücudumun bütün zerratı adedince söylemek istiyorum. Belki senin o sadık elçilerin ve o doğru dellal-ı saltanatının hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi ahiretteki rahmet hazinelerine ve alemi bekada ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden görünen güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadet, işaret, beşaret ederler bütün peygamberler, evliyalar ve yüksek İslam alimleri. Ve bütün hakikatlerin merciği ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı bu hakikati ekberi haşriye, o kıyamet sonrasındaki büyük, büyük diriliş olduğunu iman ederek senin ibadının kullarına bu enbiyalar, evliyalar, asfiyalar ders veriyorlar. Ey Rabbül Enbiya ve Sıddıkîn! Bütün onlar senin mülkünde, senin emrin ve kudretin ile, senin irade ve tedbirin ile, senin ilmin ve hikmetin ile musahhar ve muazzaf, yani vasfelidirler. Takdis, tekbir, tahmid, tehlil ile küre-i arzı bir zikirhane-i azam bu kainatı bir mescid-i ekber hükmünde göstermişler. Ya Rabbi ve Ya Rabbe semavati vel aradîn, Ya Halik'i ve Ya Halik'i külli şey, ey her şeyin yaratıcısı olan Allah-u Zülcelal, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatı içindeki her şeyle ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla tesir eden, hizmetkar kılan kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar kıl ve matlubumuzu, isteklerimizi bize musahhar eyle. Kur'an'ı ve imanı hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap.
ve bize ve ihvanımıza, bütün kardeşlerimize iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, cin ve insanları ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri, güneş ve ayı tesir ettiğin, hizmetkar kıldığın gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musahhar kıl ve bizi ve Risale-i talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cümlemizi Cennetül Firdevs'te, Firdevs cennetlerinde mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Dersi bu şekilde tamamlayan Bediüzzaman Hazretleri bu münacatın sonuna bir kısa açıklama yapmış. Onu da okuyalım. Kur'an'dan ve Münacat-ı Nebeviye peygamber duası olan Cevşir-i Kibir'den aldığım bu dersimi bir ibadeti tefekküriye olarak, tefekkürü bir ibadet makamında Rabb-ı Rahim'imin dergahına arz etmekte kusretmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşir-i Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum. Said Nursi radıyallahu anh. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimül hakim ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.